Şu anda mecliste görüşülmekte olan Öğretmenlik Meslek Kanunu Milli Eğitim Akademisi kanunun bize hitap etmediği, eğitim emekçilerinin sorunlarını çözmediği, tam tersi Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ismiyle hayata geçirilmeye çalışılan eğitim modelini hayata geçirecek AKP'li kadrolar yaratmak üzere bir kanun taslağı görüşülüyor. Elbette biz de bunu kabul etmiyoruz. Bizi de orada sesimizi kesmek için işte gördüğünüz gibi polis barikatıyla saatlerce burada karşı karşıyayız. Meclise yürümek istiyorsunuz değil mi? Meclise yürümek istiyoruz. Açıklamamızı orada yapmak istiyoruz. Ancak saatlerdir burada polis bize barikat kuruyor. O kapı olmaz bu kapı. Hadi bu kapı da yapalım. O zaman önlüğünüzü çıkarın diyor. Önlüğümüzü çıkarsak herhalde donunuzu çıkarın yürüyün diyecekler. Yani bizi buradan yürütmemek için her türlü atraksiyonu yapmaya çalışıyorlar. Bir faşizan uygulamayla karşı karşıyayız. Baskılar bizi yıldıramaz. Öğretmenlik mesleğinde zaten birçok geniş bir skala varken aynı işi yapan farklı farklı kurumlarda çalışan öğretmenler farklı farklı maaş alırken bir de üzerine Milli Eğitim içerisinde kariyer basamakları adı altında uzman baş öğretmen adı altında öğretmenleri hepten ayrıştırıyor. Aynı zamanda eğitim fakülteleri zaten öğretmen yetiştiren kurumlardı. Eğitim fakültesinden mezun olan öğretmeni öğretmen saymayıp öğretmen akademileri adı altında tekrar bir eğitime tabi tutup öğretmenlik mesleğini itibarsızlaştıran, yok sayan, güvencesizleştiren, kamusal eğitime darbe vuran bir meslek kanunu ve bunu biz istemiyoruz. Dolayısıyla buradan gidip mecliste de şu anda görüşülüyor zaten. Orada aynı şeyleri, orada bu kanunu görüşüp geçirmeye çalışanlara da bunu söylemek için buradayız. Ben Antalya'dan geldim. Meclis önüne kadar da gitmeyeceğim. Bu barikat açılmazsa bütün örgütümüzü buraya çağırıyoruz yarın. Bütün örgütümüz buraya gelecek. Bize karşı kurulan bu barikatı da mecliste bizim için antidemokratik bir şekilde oluşturulmaya çalışılan o yasayı da yarın kitlemiz buraya gelecek ve onlarla birlikte biz o yasayı da bu barikatı da aşacağız. Bu oluncaya kadar şayet 5'e kadar barikat açılmazsa tüm örgütümüzü buraya çağırıyoruz. Örgütümüz buraya gelene kadar da süresiz bir şekilde burada oturuyoruz. Buradan ayrılmıyoruz arkadaşlar. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber. Kurtuluş yok tek başına ya hiçbiriniz. Kurtuluş yok tek başına ya hep beraber. Kurtuluş yok tek başına ya hiçbiriniz. Sahipçi meclis uyuma öğretmene sahipçi. Uyuma öğretmene sahipçi. Uyumaz. Esmer.
Arkadaşlar müdahale etmeyin. Başkanlarımızla birlikte ortak aldığımız karar doğrultusunda her il başkanımız eğer kendisi uygun değilse kendi ilinden birer kişiyle temsilen belirleyecek ve biz buradan merkez yönetim kurulumuz ve il başkanlarımızla yaklaşık 100 kişilik bir sayıyla meclis önüne yürüyüşümüze devam edecek. Diğer arkadaşlarımızı da meslek nöbetimiz tuttuğumuz yerde nöbete devam etmelerini istiyoruz. Bakın bu öğretmenlik meslek kanununda imzası olan 3 tane milletvekili var. Milli Eğitim Komisyonu'nda kendilerine sordum. Öğretmenlik meslek kanunu çıkartıyorsunuz. Türkiye'nin cumhuriyetten, emekten, aydınlanmadan yana en büyük sendikası eğitim için genel başkanıyım, öğretmen kademenizdeyim. Ben sizi hiç görmedim. Kimle çıkardınız bu kanunu? Sizin elinize tutuşturuldu ve siz de o görevi yerine getiriyorsunuz. Peki bu görev nedir? Bu görev öğretmenlik mesleğini tasfiye etme görevidir. Aslında hem öğretmenlere hem de öğretmen adaylarına bir sopa gösteriyorlar, bir terbiye etmeye çalışıyorlar akademi aracında. Bazı maddeler var ki 25. 26. maddeler var ki öğretmenlerin yaşamlarını, meslek hayatına devam ettirmesini önüne geçecek çeşitli maddeler var. Burada müstehcenlik diyor, hayasızlık diyor, giyim kuşam diyor. Hangi giyim kuşam, kime göre giyim kuşam, tamamen subjektif maddelerle bir öğretmen meslek kanunu geçirilmeye çalışılıyor. Ve maalesef bir önceki bakan, bir önceki bakanı sanki farklı bir partinin bakanıymış gibi gelen kanunda, 2 yıl önceki kanunda tekrar revize ediyorlar.